birleşmede şarkımı söyleyeceğim Acun Bey dedi. Çok inanmış bence gideceğine. Ama ne yazık ki son ilanan isim Elanur oldu. Duygusal anlar yaşandı. Evet. Konuşmasından sonra herkes alkışladı. Asena'yla sarılacak mı dedim sarıldılar. Hepsinin üstünden geçeceğiz. Tek tek yorumlarınızı bekliyorum. Dora senle başlayalım. Güzel tabii hani giderken artık bir küstüğün kalmaması. Sonuçta o potada olan beş kişi aynı anda aynı kaderi paylaşıyor aslında. belki de bu beş kişi arasından en az elenmeyi bekleyen Ela Nur'du. zaten hmm. ismi söylendikten sonra surat ifadesi de gerçekten mi hani inanamadı biraz evet. gereksiz bir özgüven olarak algıladım ben bunu yani e, bir de bu eleme bence e, fenomen yarışmacılarımız için çok güzel bir e, uyanış alarmı hmm. oldu e, dedi ki hani sizi destekleyenler e, Survivor'la çok kesişmedi ya kesişmedi derken şöyle oradaki Eski hayatının sizi burada bir yere kadar getirebilir evet. ama bir yerden sonra çok ileri götüremez. Yani buradaki ada hayatın sonuçta Survivor izleyicisi çok farklı bir izleyici. Gerçekten evet. seninle kendini özelleştiriyor. Davanla beraber o davanın yoldaşı oluyor. Yani bir hikaye vermen lazım. Ve bence e, maalesef en hikayesi olmayan arkadaşımız Ela Nur'du. Biraz güvenli bölgede kaldı. Evet o bir beş kişi, beşin oturduğu bir sahne var onu gösterebilirsek e, bir şey söylemek istiyorum. E, yani diğerleri arasında benim özellikle şeyden sonra e, elendikten sonra en çok gözüme batan olay şuydu. Sizce şuradaki arkadaşlarımızdan Ela Nur'un ne farkı var? Yani gelen yani Survivor mücadelesi olarak. Yani ben size parkurda söyleyeyim. Parkurda yavaş olmasın. Parkurda yavaş olmasın. Ben, ben sana söyleyeyim. Murat takımında istenmeyen adam oldu. Aziz takımında istenmeyen adam oldu. Asena takımında istenmeyen kadın oldu. Barış takımında istenmeyen adam oldu. Elanur bir kere istenmeyen kadın olmadı. Evet. Diğer hiçbiri korunmadı. Elanur'un korunduğu kadar hiçbiri korunmadı. Özellikle benim dün burada Asena-Elanur tartışmasına söylediğim şey de buydu. Asena'nın davası da buydu. Sen bir şekilde korunuyorsun. Bir şekilde mavi takım bana o heyecanlı, o pasif görüntüyü kıramadı. Neden kıramadı? Çünkü kendi içlerinde bir e, küme oluşturdular ve oraya girmeye çalışanı bir şekilde içerisine almadılar. Hı hı. Ve burada e, hatta en son, bakın şaşırmayı görüyorsunuz zaten, hani hiç inanmadı kız. Evet. Dedi ki biz mavi takım olarak Gerçek çok güzel yani biz yani. mavi takım olarak çok güzel gözüküyoruz ve şu anda bu mavi takımın potadaki tek temsilcisi benim. Büyük ihtimalle o grup kimyasıyla bana da SMS'ler gelecek diye düşünüyoruz. E, zaten kendi o Z nesli denilen nesilden bir SMS desteği görmeyi bekliyor. Hiçbir olmadı ama maalesef diğerleri bu kadar takımlarla savaşırken, bu kadar bir davaları varken yani biz tamam Murat'a da söyledik hani son hafta çok yanlış yerlere girdi. Ama Elanur daha da yanlış yerlere girdi. Hı hı. Özellikle Survivor izleyicisi sen TikTok fenomeni veya işte neyse. Benim hayranımsın. Ha, o, o muhabbetlere hiç girmemen gereken bir durum durumdasın. Durumda hatta olabilir. en aşağıdan bunları alıp kendini en mütevazı şekilde sunmak zorundayken Pota'da Asena gibi daha önce hiç ismi duyulmamış bir insanla konuşurken böyle yapmaman lazımdı. E, takımın seni kurduğu için bir davan da olmadı. Asena en son hatta senden e, Pota arkadaşı olmak isterken yani Hı -hı. Pota'ya o da girsin derken bile asla lafı sana söylemiyordu. Ben diyordu buraya Elanur'dan sonra girmesi gereken kişiyim derken bile bir davası vardı. Ve Barış'ı da, Murat'ı da, Aziz'i de, Asena'yı da bence halk bu yüzden korudu. Survivor hikayesini kendileri yazdılar ve şu an çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Elanur'un gitmesini bu bakımdan bence biraz iyi gördüm. Hem fenomenlerin biraz artık sirkelenip bu yarışmaya bir şey katmaları gerektiğinin farkına varmaları için hem de davası olan insanların da arkalarında bu desteği hissetmesi için bence çok güzel oldu. Bundan sonra hem seyirci hem kendileri daha güzel reaksiyonlar verecektir. Bence Survivor zaten bu takımların karışmasından sonra çok daha farklı senaryolara gidecek. Fenomenler de artık öyle yan gelip yatma yeri olmadığını anlayacaklar Survivor'ın bence. Evet birazdan onu da konuşacağız ama şimdi Ayşe'cim senin yorumunu alayım. Evet bu fenomenlerin birazcık ayağını denk alması mesajının verilmesi bence iyi oldu bir anlamda. Onun haricinde tanınmış insan olmanın da getirdiği sorumluluklar ve zorunluluklar da var. Ee, bunu da gördük. Yani ağzından çıkan her kelimeye dışarıdaymışsın gibi dikkat etmen gerektiğinin örneği de var. O yüzden hani birazcık o... Özgüvenle giden insanların o şeyi de mesafeyi de e, ağzından çıkacak cümleleri de insanlara olan davranışları da her şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Sıfırdan git sen bak nefise gibi her şeyi yapabilirsin sınırsız hakkın var bir kısıtlamaların yok bir zorunlulukların yok. istediğin gibi davranıyorsun ama maalesef işte tanınınca bazı şeylere dikkat etmen gerekiyor çünkü insanlar dışarıda gördüğü profilin devamlılığını istiyor içeride. <laughs> Ama Elanur da belki demek ki e, o çizgiyi açtı ya da o çizgiden çıktığı için insanlar istemedi. Bir de Survivor'un kendine ait kitlesi de olduğu için hani izleyenler tamam. artık diyor ki ya bu Survivor olarak bakıyorlar ve işte bak diğerlerine göre gidişatı ya da ilerleyen zamanlarda şimdi bireysel dokunulmazlıkları osu busu var bu işin. Kadınlar da erkeklerle yeri geldiği zaman yarışacak. Elanur demek ki e, ileriye gidecek şeyi de yoktu. Bir de son kişi olarak girip potoya elendi. E, demek ki kaderinde varmış dediğimiz gibi. Onun haricinde Kardelen'le ağlaması çok şey çok duygusal duygusaldı. anlar yaşattı bana yani üzüldüm. Hani dediğim gibi. Sizin, e, evet ya onu da konuştuk izlerken. Sen. Dora gittiği zaman da çok ağlamıştım. Ben gideceğim diye de çok ağlamıştık. Bayağı duygusal anlar yaşadık e, yani. da güzeldi aynı. Dora da göstermese duygusal biri. <gülüyor> <gülüyor> çok göremiyoruz ama ben de dahil. <laughs> Hanım saatte O arkadaşlığın, o kıymetliliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum yani. En azından ilk senemde bunu çok yaşadım, içten yaşadım. Artık hatta çıkınca birbirimizsiz yapamıyoruz gibisinden falan ailemizi yabancılar hale gelmiştik. O derece benimsemiştik birbirimizi. Tabii siz bir de 7 ay sürdü 6 ay. Ay, ay falan evet. sürdü işte. Ama sonra da hep beraberdik zaten. Evet. Burada bile ayrılamadık zaten. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> git diyorum, git diyorum Kadar <laughs> bir şekilde. Yolunuz, kadar yolunuz bir. O yüzden o çok duygusal anlamda karşıladım yani böyle bir gözlerim doldu izlerken ama Kardelen açısından da iyi olacağını düşünüyorum bunun hani yeni bir başlangıç gibi olabilir bakılırsa hmm. çünkü son zamanlarda hani performans çok böyle çalkantılıydı bir iyi bir kötü gibi gidiyordu başlarda o giriş yaptı çok konuşturdu Kardelen imajını bir tık zedelemişti şu an. Kardelen'in bence yeniden doğuşu Zümrüdü e Anka mıydı o? Evet, evet o kuş yani gibi. Evet. O bir silkelenmesi lazım evet. imajını da aldı şu an. Evet zaten. evet. Genel olarak Komple. o imajı aldı. Bir de arkadaşın gittiği zaman hani yalnız kaldığın zaman hayatta daha fazla sorumluluk bindiği zaman onlarla mücadele etme şeyin de yükselir ya. Hı -hı. Bence Kardelen bu saatten sonra artık yalnız bir şekilde olduğunu farkına Ben ta ne zaman demiştim? Kardelen bizli bizli konuşuyor demiştim hep. Bu dedim onlara zarar verecek. Yarın Hı -hı. öbür gün dedim bölünmelere yol açacak birbirlerini yazacak söyleyecek, söyleyecek duruma gelecekler ve bu hale düşecekler demiştim. Nitekim oldu umarım takımlar karıştıktan sonraki e, bireysellikler artık yavaş yavaş gelmeye başlayacağı için birleşmeden sonra genelde öyle oluyor. Hı -hı. E, hem güzel ödüller hem bireysel çabalar daha fazla artıyor işin ciddiyetine daha fazla var oluyor. Ben giderek e, şeyin o hırsını artacağını düşünüyorum. Hı -hı. Asana. Kim tutmaması için de evet ona geliyordu tam unuttum. Ee, Asena ile olan o kadar tartışmasına rağmen ve e, karşısında sevmediği bir insan olmasına rağmen sırf aynı yerde e, yaşanmışlığın o ne kadar mücadelesini küçümsemiş bir Asena da olsa karşısında. Aynı şeyi o yapmadı ve saygı duydu rakibi de olmasına rağmen selam da verdi saygısını da gösterdi. Yani bazıları hiç sarılmadan da geçebiliyor. O kin e, tutma denen şey gerçekten bazı insanlarda var. Ama hiç sevmediğinin bile orada o kadar şey paylaştığın için bir değeri oluyor hmm. insan Sarılmak iyi oldu. Bence. Evet benim de sevmediğim insanlar var ama yine de onları ama... karşı da bir şeyim var yani. O merhametim, o vicdanım var. o yüzden... Kaderdaşlık biraz. E, tabii ki ya ki... aynı yerde aynı açlığı yaşıyorsun. Asana...